İyi günler. Adım Aslı Yağmur'du. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk ve İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesiyim. Bu sunuşu size Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Ebru Torun'la birlikte hazırladık. Bildiri kültürel diplomasi aktörü olarak Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi'ni ele almaktadır. Kültürel diplomasi, kültür, eğitim, bilim ve teknik ortaklıkları içeren dış politika faaliyetleri veya karşılıklı anlayışı geliştirmek için fikirler, bilgiler, sanat ve kültürün her tür formunu uluslar ve insanlar arasında değişimi veya benzer bir şekilde uluslararası alanı kültürel kaynaklarla ve kültürel değişimle kontrol etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kültürel diplomasinin iki ana amacı kültürel kimliğin sunumu ve uluslararası ortaklıklar kurma olarak ifade edilebilir. Spor, sanat, bilimsel araştırma ve paylaşım, üniversite eğitimi, dil eğitimi, müzik gibi etkinlikler kültürel diplomasi başlığında değerlendirilebilir. Arkeoloji kültürel diplomasi içinde özellikle uluslararası bağlar kurma, dostluk ve etkileşim yaratma potansiyeliyle öne çıkmaktadır. Kültürel diplomasi çerçevesi altında inceleyebilecek pek çok etkinlik, devlet kurum ve ajansları, üniversiteler, akademiler, enstitüler, müzeler, vakıflar, dernekler veya özel girişimler gibi çeşitli kurum ve aktörler tarafından değişik platformlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleşir. Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi 1990 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Belçika Leuven Üniversitesi'nden Profesör Mark Wilkins tarafından başlatılmıştır. Proje 2013'ten beri yine aynı üniversiteden Profesör Pavlov'un başkanlığında Kültür Bakanlığı yıllık izinleri doğrultusunda sürmektedir. Sagalassos Antik Kenti'nin kalıntıları Burdur'un Ağlasu ilçesinde 7 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Türk ve yabancı uzmanlardan oluşan yaklaşık 60 ile 90 kişilik bir ekip 1990'dan bu yana her yıl yaklaşık 3 ay boyunca burada kazı ve restorasyonun yanı sıra yüzey araştırmaları, jeoloji, ekoloji, arkeozooloji, antropoloji gibi dallarda incelemeler yürütmektedir. Proje ortaklık kurma işlevini çeşitli başlıklarda yerine getirmektedir. Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi Ağlasu'ndan yaklaşık 40 ile 60 kişiye istihdam sağlamaktadır. Proje yerel halka konservasyon alanında ustalık eğitim vermektedir. Ağlasu'nda yerel kalkınma çalışmalarına destek vermekte, yerel sivil toplum kuruluşlarına kaynak ve bilgi aktarımı yaparak taban bağlantılı yönetişimin bir örneğini oluşturmaktadır. Akdeniz Kalkınma Ajansı, Ağlasu, Burdur, Löven belediyeleri arasında işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Ağlasu Belediyesi ile ortak projeler yürütülmüştür. Belçika ve Türk üniversiteleri arasında ortak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile ortak eş finansmanla proje gerçekleştirilmiştir. Pek çok ortak akademik yayın üretilmiştir. Çoğunluğu Türk ve Belçikalı olmak üzere 10 farklı ülkeden mimarlık, arkeoloji, inşaat mühendisliği, jeoloji, zooloji, hatta benim gibi İletişim alanında çalışan bilim insanlarına araştırma yapma imkanı sunulmuştur. Eğitim platformu olarak farklı disiplinlerden öğrencilere staj ve arazi tecrübesi olanakları sağlanmaktadır. Proje Sagalassos Antik Kenti'nin Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışmış ve 2009 yılında Antik Kent'in Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesine katkı yapmıştır. Proje burada ismini görmekte olduğumuz Türk ve yabancı pek çok ortağın katkılarıyla yürütülmektedir. Belçika'da 1990 yılında kurulmuş olan ve 900'e yakın Flaman üyesi bulunan Leuven Üniversitesi Sagalassos Dostları Fonu ve Türkiye'de 2014'te kurulmuş olan ve kazı başkanı ile ekibinin öncülüğünde ortaya çıkmış olan Sagalassos Vakfı bunların içinde son derece dikkat çekici iki örneği oluşturmaktadır. Projenin doğal olarak en büyük odağı olan Sagalassos Ören Yeri sadece 2019 yılında 80 bin ziyaretçi çekmiş
Eserlerin yer aldığı Burdur Arkeoloji Müzesi ise 35 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sagalassos projesi bölge turizmine büyük katkı yaratmakta. Türkiye turizm sitesi Go Turkey internet sitesi gibi Türkiye tanıtımında önemli bir değer olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmalar ayrıca kazılarda ele geçen İmparator Hadrian ve Marcus Aurelius heykelleri Sagalassos'un yurt içi ve yurt dışında tanınmasını sağlamıştır. Sagalassos'ta bulunan Hadrian büstü, British Museum'un 2008'de düzenlediği geçici serginin yıldız parçalarından biri olmuştur. Belçika Sagalassos'tan yapılan Belçika'da gerçekleşen sergide 236 eser sergilenmiş ve 8 aylık sergi süresince de 145 bin ziyaretçi sergiyi izlemiştir. Son olarak İstanbul Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde Sagalassos eserleri sergilenmiştir. Pandemi nedeniyle kapatılıncaya kadar sergi her ay 25 binden fazla ziyaretçi çekmiştir. Ayrıca 40 binden fazla da online ziyaret gerçekleşmiştir. Sagalassos Arkeoloji Araştırma Projesi neden bir kültürel diplomasi aktörüdür? Türkiye ve Belçika toplum ve kurumları arasında diyalog geliştirme ve güven inşa etme işlevi görmüştür. Araştırmamızda ortaya çıkan bir gerçek. Anadolu coğrafyasında yer alan kültürel zenginliği dünyaya tanıtmıştır. Türkiye ve Belçika toplum ve kurumlarının uluslararası imaj ve saygınlığını arttırmıştır. Başka konularda gerçekleşebilecek uluslararası ortaklıklar için de zemin hazırlamıştır. Ülkelerin kendilerini tek yönlü bilgi aktarımı şeklinde ki bu da kamu diplomasinin bir alt başlığıdır ama günümüzde bu tarz yapılan tek yönlü bilgi aktarımı faaliyetleri uluslararası topluma son derece sınırlı etki yaratmaktadır. İtibarı arttırıcı asıl etki gerçek ve karşılıklı deneyimlerin yaşandığı ve ortaklıkların yaratıldığı etkileşimlerle mümkün olmaktadır. Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, arkeolojik miras üzerinde iki toplum arasında gelişen ve derinleşen işbirliğinin ve kültür diplomasisinin çok katmanlı ve başarılı bir örneğini oluşturmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.